Programımız farklı bir başarı öyküsüyle devam ediyor. Union Zutos Uzo futbol takımı. Halil İbrahim Dayanç. Bakalım başarılarını size nasıl anlatacak? Hep birlikte izliyoruz. Adım Halil İbrahim Dayanç. 31 yaşındayım. Berlin doğma büyüme bir gencim. Burada okula gittim, mesleğimi yaptım, üniversitemi okudum. Yanı sıra her zaman futbolun içinde bulundum. Önce oyuncu olarak, şimdi teknik direktör ve sportif direktör olarak. Futbolu seviyoruz, futboldan kopamıyoruz. Onun için elimizden geldiği müddetçe hem kendimiz için hem gençlerimiz için yeni yollar açmak istiyoruz. Yaklaşık 5 sene önce bu kulübe geldiğimde amatör branşlarda, yani A takımı değil, A takımın bir alt kısmında olarak A takımlarında bir kendi projemi kurmuştum. Yani daha çok amatör ruhla olan bir projeydi. Arkadaşlarla, yakın çevremdeki insanlarla kurduğum bir projeyle başlamıştık. Ve çok büyük yankı yarattı bu proje. Çok büyük başarılar elde ettik. 3 sene arka arkaya Berlin salon şampiyonu olduk. Normal kupalarda da finallere kadar kaldık. Sosyal medyada Berlin futbolunda bir devrim gerçekleştirdik diyebilirim yani. Çünkü Berlin futbolu sosyal medya konularında biraz geride kalmış durumda ve biz çok canlı projelerle, canlı videolarla çok büyük katkı sağladık. Sonra kararlaştırdık ki bir üst adım atmamız gerekiyor ve bu üst adımı da A takımına geçiş yaparak düşünmüştük. Bir sene bir hazırlanma süreci olarak bir mola vermiş gibi görünsek de bir sene plan projeden sonra çok iyi ve güzel bir başlangıç yaptık. Bütün oynadığımız dostluk maçlarımızı kazanmıştık. Sezona çok iyi şekilde başladık. Bütün maçlarımızı kazandık sezon başından beri. Tabii şu anki lockdown'dan dolayı ara vermek zorunda kaldık. Herhalde sene sonuna kadar da ligler böyle kalacak, yani oynanmayacak. Ama ne zaman ligler başlarsa bu bıraktığımız yerden devam edip bu güzel yarattığımız ortamla başarılar elde etmek istiyoruz. Büyük paralı insanlar artık eskiden büyük kulüpleri satın alırlardı. Artık amatör futboluna yönelmeye başladılar. Yani biz bu projemizi oyunculara para ödeyerek yapmıyoruz. Yani biz evet projemize para veriyoruz. Bu sosyal medya olsun, formalar olsun, ama hani oyunculara bir ücret vermiyoruz. Ama artık çok paralı insanlar gelip alt liglerde kulüp satın alıp üst düzey oyuncuları alt liglere alıyorlar ve bu tabii ki normal amatör ruhlu oynayan futbol takımlarının işini çok zorlaştırıyor. Yani onun için çok kolay değil artık demek, ya biz 2 sene arka arkaya çıkmak istiyoruz. Yani kendi elimizde olmayan faktörler de var artık. Ama yani amacımız 2024 yılında kulübün 100 senelik döneminde en az bir 2 lig üste çıkma, yani gayretini göstermek istiyoruz. Ya bizim için önemli olan sadece A takımını bir yerlere getirmek değil. Ama A takımı ne kadar iyi ve göz önünde olursa o kadar çok gençleri de bu takıma getirebiliriz. Bizim amacımız bu. Yani A takımı bu kulübün bir aynası ve biz ne kadar profesyonel ve iyi bir organizasyon sunabilirsek gencecik arkadaşlarımız da bu kulübü tercih edeceğine eminiz ve onun için yani bu kadar gayret gösteriyoruz. Konu bizim İbrahim hocamız, İbrahim Halil Dayanç. Bir projeyle geldi bundan birkaç sene önce burada. Juventus Uzo diye bir projesi vardı. Bayağı bir başarılı oldu. Bayağı bir medyatik de oldu takım, sosyal medyada, federasyonda. Bu şekilde proje yürüdükçe dışarı doğru kulübün ismi iyiye gidiyordu. Berlin Kupası'nda finale kadar gitmişti ama maalesef finalde çocuklar bence biraz şeylik yaşadılar hakemden dolayı, ama güzel bir şeydi, güzel bir atmosferdi. Yani bunu da yaşamak bir kulüpte yeni bir başkan olarak benim için güzel bir duyguydu.
kafamızda bir şeyler oluşturduk. Bir 4 senelik, 3 senelik bir projemizi yaptık. Projemiz inşallah hayırlısıyla bu sene başladı. Hedef 2024. En düşüklük diyelim ki burada hitap ettiğimiz Bundesliga. Tabii ki o duruma bakar. Daha yükseğe de çıkabiliriz. Bir lig üstte de çıkabiliriz.